Şimdi Gazali okurken Gazali okuduğunu, Freud okurken Freud okuduğunu biliyorsan sıkıntı yok. Batı'nın merhamet kelimesinin karşısına koyduğu kelime menfaat. Gemi neredeyse deniz orada. Ama bu kitabı zihnimin kütüphanesinde nereye koyacağım? Baş aşağı duran insanlığı baş yukarı çevirecek bir kudret. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldik. Toplanma amacımız, burada bulunma amacımız, malumunuz gençlere bir şeyler aktarabilmek. Evet. Merak ettiklerimizi biz gençlerin gözünden, sizin de tecrübelerinizden istifade ederek bunları genç arkadaşlarımızla paylaşmak. O yüzden geldik buraya. Gençlik merkezimizde iki tane değerli projemiz var. Biri Genç Kalan Hayatlar, öbürü de Genç Kitaplar. Bu iki projeyi biz buradaki genç arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Birinin temelinde insan var, öbürünün temelinde kitap var. İnsanlardan aldıklarımız ve kitaplardan aldıklarımızı gençlere aktarmak, bu minvalde de bir yol haritası belirlemek, hayatlarına yön verebilmek gayretindeyiz. Bu yüzden bu iki temel projemiz üzerinden sizinle bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Ben evvela Genç Kitaplar projemiz üzerinden birkaç sorumuz var. Bunları aktarmak istiyorum sizlere hocam. Kitaplar ihtiyaç diyoruz, zorunluluk diyoruz. Hayatımızı anlamlandırmak istiyorsak oralardan bir şeyler damıtmak gerekiyor diyoruz. Üstadların kalemlerinden çıkanları zihnimize yerleştirmek mecburiyetindeyiz diyoruz. Bir davamız olmalı diyoruz. Kitaplar bu minvalde tüketilebilir bir konuma gelmiş oluyor. Tüketilebilen bir şeyle ünsiyet kurulabilir mi? Veya kitapla nasıl ünsiyet kurabiliriz? Biz bunu merak ediyoruz hocam. Kitap ve ünsiyet kavramları arasından neler konuşmak istersiniz? Biz bunları merak ediyoruz. Evet, evvela Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlayalım. Sonra insana bilmediğini öğreten Allemel insane ma lem ya'lem ve lisanen ve şefeteyni, insana bir dil, iki dudak veren Allah'a şükrederek ve bize kitabı okuyan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat selam ederek başlayalım. Şairin dediği gibi muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Onu da muhabbete dahil edelim. Kitap, ünsiyet, insan-kitap ilişkisine başlarken şuradan başlamak lazım geldiğini düşünüyorum. Hazreti Allah Kur'an'a ne diyor? El-kitap. Resul'le insanlarla ilişki kurarken bir de onun yanına kitap veriyor kurban oldu. Ve kitabı da oku diye başlıyor. İkra bismi rabbukellezî halak. Aslında bu giriş bize meseleyi ciddi oranda tarif ediyor. İnsanın varlık amacı, yaratılma amacı kulluk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bu kulluğun ne şekilde ve nasıl olacağını tarif eden işte Kur'an, kitap. Sonra kitabı açıklayan, onu bize anlaşılır kılan Hazreti Peygamber'in sözleri. Ve sonra bizim kainat kitabını, kainatı anlamamıza, alemlerin sırrına vakıf olmamıza yarayacak insanın ürettiği bilgiler. Ama bu insan ürettiği bilgilere hangi açıdan bakmak zorundayız? İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbinin adıyla okumak zorundayız. Bu oku insan kitap, ünsiyet meselesi son zamanlarda çok yanlış anlaşılıyor. Ben bu soruyu çok anlamlı buluyorum. Ha, oku meselesi meseleyi tam izah etmiyor. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Kitaba yanaşırken, bir bilgiye yanaşırken bizim meseleye bu bakış açısından bakmadıktan sonra kitapla insan arasındaki ünsiyeti doğru tarif edemeyiz. Çocuğum sen oku. Ama ne okuyacaksın? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumak. Doğru bağlantıyı kurmazsak eğer kitap anlamını, el kitap anlamını kaybediyor. Bu sefer başka bir şey oluyor. O zaman onu tüketiyoruz. Onu bir süre sonra mal haline getiriyoruz. İşte Agatha Christie okursanız Agatha Christie bitince mal olur. Değil mi? Ama siz işte İmam Gazali okuyunca İmam Gazali'yi kitabını verip
başka bir kitap eskiciye gidip almak aklınıza gelmez. Gelemez yani. Niye? O sizin tükettiğiniz bir şey değil. Ona ait ünsiyetiniz vahiy temellidir, o ayet temellidir, o hikmet temellidir yani. Ama diğeri batının kitaba bakma meselesidir. Onunla kurduğunuz ünsiyet bir ticari metadır hocam. Yani kısaca zaman darlığıyla konuyu izah edebildiysem çok tatlı hocam. Ya burada biraz da şey oluyor. Yani bunu diyerek aslında İmam Gazali okuyalım, işte Agatha Christie'ni okumayalım diyerek de biraz da sanki bir yönlendirme yapmış gibi oluyoruz. Yani kitaplar bu yönlendirmeyi kaldırıyor mu hocam? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani... Şimdi şöyle, çok güzel bir soru bu. Ne okuduğunu bildikten sonra sıkıntı yok. Hani ürsiyeti doğru kurduktan sonra bir sıkıntı yok. Şimdi Gazali okurken Gazali okuduğunu, Freud okurken Freud okuduğunu biliyorsan sıkıntı yok. Ama Freud'u Gazali gibi okursan o zaman sıkıntı var. Şimdi Batılılar hakikatin birer parçasını tutmuşlar. Freud bir şey tutmuş, Marx bir şey tutmuş, herkes bir şey tutmuş, Kant bir şey tutmuş, öteki tutmuş. Hakikat parçalanamaz. Onlar kitaplarında hakikatin birer parçasını sunmuşlar ve hakikatin bu olduğunu, tümüyle bu olduğunu izah etmişler. Evet. Karl Marx ne demiş? İşte insan ilişkilerini belirleyen şey iktisattır. Evet, iktisatın insan ilişkilerini, toplum ilişkilerini belirlemede bir etkisi var ama bütün tarihi bununla izah edemeyiz. Adam Smith keza homo ekonomi. Eyvah, o da ayrı bir vakadır. Hani niçin okuyoruz, okumalı mıyız sorusuna belki girdiğimizde. Şimdi sen Marx okuduğunu biliyorsan bir sıkıntı yok. Ama Marx'ı Gazali gibi okuyorsan orada bir sıkıntı var. Eyvallah, çok açıklayıcı oldu şu anda. Eyvallah. Bu bence benim temelimde bütün gençlerin de kafasında yer etmiş bir soruydu. Hatta eyvallah, bir sorundu. Sorudan ziyade sorun haline eyvallah gelmeye çok başlamış. Çok doğru buyurdunuz, evet. Hocam şey diyoruz şimdi. Kendine nizam veremeyen aleme nasıl nizam verir diyor İbrahim Kalın. Böyle bir alıntısı var. Biz de diyoruz ki hani bir insan kendine nasıl nizam verebilir veya vermeli? Yani bu biraz daha böyle kitap temelinden çıkartıp sosyal hayatımızdaki işte hareketlerimizden, davranışlarımızdan ve hayata bakış açımızla ilgili bir konu. Tabii bu kitaplardan destek alabiliriz, üstadlardan bu konuda fikir alabiliriz ama biraz daha sanki bu gündelik hayatı ilgilendiren bir mesele, sosyal hayatı ilgilendiren bir mesele. Hocam kendimize nasıl nizam vermeliyiz veya biz bu nizamı nasıl tanımlamalıyız? Evvela buradan başlamak gerekiyor. Ya hocam bu soruyu ben hep ortama atom bombası atılmış gibi bulurum. Çok anlamlı ve meseleyi yeniden bize sorgulatan bir soru. Benim babaannem rahmetli okuma yazma bilmiyor. Ama yağmur yağardı derdi ki oğlum rahmet yağıyor. Oradan bir yere geleceğim ben şimdi. Dedim babaanne niye rahmet yağıyor, yağmur yağıyor. Oğlum dedi bunların her birini bir melek indiriyor. Dedim ki babaanne işte bunlar birbirine çarpmıyor mu bu melekler? Sonra ben şeyi okurken, fizik okurken matematik öğretmenim ilk üniversitemde öğrendim ki yağmur damlasının da bir limit hızı varmış. Yani bir noktadan sonra hızlansa başından vurur bacağından çıkar. Şimdi babaannem hikmetle bir şey biliyor. Klinik deney yapmamış. Çok bir şey bilmiyor. Hiç kitap okumamış. Kitapla hiçbir alakası yok. Ama Ümmül Kitap kitapların anasıyla terbiye olmuş. Ümmül Kitap'la terbiye olunca o aksiyonu almış. Babaannem hiç sabah, yani babaannem kumasıyla kavga etmemiş. O ahlakı almış. Hiçbir ahlak kitap okumamış. Zaten 5 tane sure bilir, başka sure de bilmez. Şimdi kendimizde bir reform yapma son zamanlarda daha çok zorlaştı. Kitapla okuyucu arasındaki ünsiyet, gene oraya geleceğim, çok güzel bir yerden başladın sen. Orası konforizm zehirliğiyle zehirlendi. Yani biz işte sigaramızı bir taraftan Batıl'dan aldığımız sigarayı bir tarafa koymuşuz. Kül tablomuz bir tarafta, çayımız bir tarafta. Bir ruhu düşünce konforu içerisinde bir şey okuyoruz ama bir ünsiyet kuramı, ünsiyet kuramayınca da o bizde bir değişikliğe sebebiyet vermiyor. Niye?
konunun gene başına geleceğim. Kitabı okuyarak kiminle ünsiyet kurduğumuzu bilmiyoruz. Yani Kur'an okurken Allah'la, sünnet, hadis kitabı okurken Hazreti Peygamber'le, Gazali okurken Gazali'yle, İbn Arabi okurken İbn Arabi'yle bir ünsiyetimiz olmuyor ki sonuçta bizde bir hal değişikliği olsun. Biz biraz oryantalist, biraz Müslüman arasında bir gözle, hani biraz da laboratuvar, kendi zihnimizin laboratuvarında okuyoruz meseleyi. Şimdi günlük hayatı şöyle de bir şey var hocam. Biz bunda bu mevcut eğitim sisteminin de çok büyük payı var. Bu eğitim sistemi bizim zihnimizi zehirliyor. Batılıların şu 300 yıllık tarihindeki, yani 300 yıllık sanayi devrimi, 250 yıllık artık nereden başlatıyor? En büyük namussuzlukları hiçbir tartışmayı kendi haline bırakmazlar. Muhakkak onun içerisine af buyurun 2-3 damla pislik atarlar, tartışma artık mundar olur. Hani süte 3 damla pislik dökersen bir küp süte içilir ama siz gördüğünüzde içmezsiniz yani. Tartışmaları Batılılar içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Yani oradan bir hikmet devşiremiyorsunuz. Bu da var. Tasnif edelim bunları. Birincisi, bizim kitapla kurduğumuz ünsiyet de ciddi değiliz. Bu birincisi. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah'ın kitabını okuduğumuzu, işte hadis kitapları okurken Üsvetül Hasene, Hazreti Muhammed'i okuduğumuzu, Gazali iken Gazali'yi okuduğumuzu bilmiyoruz. Yani o müdrikte. İkincisi, eğitim sistemi bizi zehirliyor. Biz o konforizm hasta, yani zihni bir konfor alanı yaratıyor bize. Orada her şeyi küçümsemeyi öğreniyoruz. Vahyi de küçümsüyor, ötekini de küçümsüyor. Bir de modern hayatın getirdiği bir konforizm hastalığımız var. Yani konfora çok meraklıyız. Filistin'le ilgili klavye çok büyük cümleler yazıyoruz. Anladın mı? Evet. Ama Filistin'le ilgili bir protestoya gitmek kalkınca gidemiyoruz. Bu da biraz münafıklık alamet. Allah yapmayacaklarınızı niye söylüyorsunuz diyor ya, bu Allah'ın dinde bir günahdır. Belki meseleyi böyle izah edelim ve en son İbrahim Hoca'ya, İbrahim Kalın'a atıfta yapalım. Hakikaten bu çok doğru, modern zaman Müslümanının da hastalığı bu. Rahmetli Necip Fazıl, bu kadar konuştum kimse ayağa kalkmadı. Bir kişi kalktı, o da amuda kalktı demişti Hüseyin İzmir için. Burada biraz da şeyi hissediyorum. Temellendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Hani dedik ya, neyi, niçin okuduğumuzu bilmiyoruz. Evet. Aslında bu bir zemin oturtma eylemidir. Evet. Gerçekten de. Belki eğitim sisteminin de burada bizim zihinlerimizi şey yapması, boşaltmasının da temelinde bu yatıyordur. Yani nereye yöneldiğimizi hakikaten bilmiyoruz. Bunun da sebebi, nasıl düşüneceğimizi bilmeyi bize bildiremediler maalesef. Çok bununla güzel ilgili, bir çok... şey söyledim. Benim zihni sancılar yaşadığım uzun bir dönem oldu. Şimdi çok enteresan. Burada kitaplık var değil mi? Çok denk geldi. Burada bir kardeşime ben bir kitap hediye etsem nereye koyacağını biliyor değil mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı koyuyor. Ben şimdi çok genç zamanları çok okuyorum. Ama bu kitabı zihnimin kütüphanesinde nereye koyacağım? Ta ki Allah selamet versin, tanışıp ders yapma imkanımız oldu. Ali Bulaç'ı tanıyana kadar. Ben buradaki bütün arkadaşlara Çağdaş Kavramlar ve Düzenler kitabını şiddetle tavsiye ediyorum okumanın ilk aşamasında. Sizin öğrendiğinizi kütüphanenin hangi rafına koyacağınızı size çok güzel tarif eden bir kitaptır. Bununla ilgili ciddi bir kitap eksikliği de var. Yani ilim var ama tasnif olmazsa, bilgi var, tasnif olmazsa bu ilim olmaz. O kitabın, hani onu okuyunca bir zihni tasnife de imkan yarayan bir kitap. Size de, herkese de, bütün genç kardeşlerime de tavsiye ederim. Bir diğer sorumuza geçelim. Bilgi ve ilim üzerinden gittik. Hani teknoloji çağındayız, enformasyon toplumu diyoruz. İşte ağ toplumu diyoruz. Her şey birbiriyle ilişkili ve bağlantılı şekilde gidiyor diyoruz. Tabii bu dönemde, bu konjonktürde dijital dünyada bilgiye erişmek epey kolaylaştı. Bu bir bilgi midir, doğru bilgi midir, yanlış bilgi midir? Biz bunun dahi tasnifini yapamıyoruz. Tasniften yola çıkarak söylüyorum bunu. Şimdi bir bilgi kirliliği de oluşuyor ister istemez. Yani bir sürü kavramlar ortaya atılıyor. Bir sürü argümanlar meydana çıkıyor ve bir sürü tez, bir sürü. Yine şuna geliyoruz. Hani biz bunların hangisini damıtıp kendimize almalıyız? Nelerden ne şekilde istifade edebiliriz? Doğru bilgi nedir? Kaynağı nedir? Yani bunlar için bizim doğru bilgiye
hakiki bilgiye ulaşabilmemiz için bu bilgiyi biz irdelediğimizde ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor ki biz gerçekten bu konuda mutmain olabilirim ki yani bizim işimize yarayacak, hayatımıza yön verebilecek bilgi budur. Hakikisi budur. Bunun hakkı da budur. Allah da bunun böyle olmasını istemiştir muhakkak diyeceğimiz bilginin ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor hocam? Şimdi hocam gene kitapların annesi Hazreti Kur'an'la başlayalım. O diyor ki bir kafir, bir münafık size bir haber getirdiği zaman değil mi? Hı hı. Buna şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Haberin kaynağı nedir? Önce haber açısından başlamak istiyorum. Yani bilgi kısmına sonra geçeceğim. Bu dijital çağda en büyük hücumlar haberle yapılıyor. İsrail bugün 5000 tane çocuk öldürüyor. Ne takdimde 5000 işte İslami Cihat üyesini öldürdük. Aslında öldürdüklerin hiçbirisi İslami Cihat'la alakası yok. Bir kere modern zamanda içinde yaşadığımız... Ha şunu söyleyeyim bir en başta. Bak bu çok önemli bir şey. Bunu belki meselenin tam orta yerine, masanın en orta yerine koymak lazım. Biz burada sohbet ederken ya da evimizde otururken ya da uyurken konuşarak 24 saat içinde emperyalistlerin think tank kulüpleri bizim aleyhimize operasyon için hangi operasyonu yapacaklarına dair entelektüel bir çaba içindeler şu an. Yani bunun olmadığı bir zaman yok. Yani şöyle zannetmeyin siz hani dünya hep işte suyun aşağı akması gibi olması gereken olan oluyor şeklinde değil. Dünyada çok ciddi. Ciddi miktarda insan ciddi sermaye ile insanların zihnini iyiliş etmek için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Bunu bir kere masanın üstüne koyacağız. Yani bunu yok sayarak meseleleri mütalaa edersek hani bir zihni tembellik oluruz. O da bizi zihni iflasa götürür. Yani bir kere bunu bileceğiz. Yani dünyada şu anda insanları kapitalizme hizmet et bir ortamın oluşması için büyük, çok büyük miktarlarda bütçelerle, çok ciddi insan kaynağıyla bir fikri bombardıman var. Bir kere bunu kabul edeceğim. Bu yokmuş gibi davranamayız. Anladın mı? Bir şeyden bir habere baktığımız zaman önce bu kime hizmet ediyor? Buna bakacak. Haberse mesele bilgiye daha sonra geleceğim. Bir kere bizim emin olmadığımız tırnak içerisinde emin olmayan kaynaklardan haber dinlemeyeceğiz. O büyük bir operasyonun bir parçası olmaya çok müsait. O nasıl yapılıyor? 100 doğru haber veriliyor. 101. yanlış veriliyor. 100 doğru haberden sonra 101. yanlışı da diye yutuyorsunuz ama zehir o. Onun için bilgi açısından baktığımızda mesele, şimdi batılı kaynakları okumakta bir sıkıntı yok. Bence de okunmalı. Ama bunlar hikmetin bilgileri değil. Seküler temelli bir zihni çabanın ürettikleri bilgiler. Saatin günde iki sefer doğruyu göstermesi gibi zaman zaman onların zihniyle hikmet çakışık da gelebilir. Ama bu şöyle onları keserken denk gelen noktalardır. Hani paralel üst üste gelen noktalar değildir. Buna aldanmamak lazım. Şimdi iki doğru birbirini kesiştiği nokta ikisinin de ortak noktasıdır. Ama orada sadece birbirlerini kesmişler. Yoksa eğim alırsak onu görürüz ki bunların ikisinin de istikameti farklıdır. Hani düşüncenin de bir eğimi var. Düşüncenin eğimi nedir? Bu hikmet temelli midir? Zihni temelli mi? Doğu dünyası, İslam coğrafyası bilgiyi 1500 yıldır doğrular. Batı dünyası kendi bilgisini 1500 yıllık yanlışlar. Onun için bu yanlışlama önemlidir. Batı'nın kendi içerisinde geçirdiği zihni devinim önemlidir. Ama bu sapma hikmetin eğiminde, hikmet koordinatlarında bilindikten sonra. Eğer bu sapmayı biliyorsak tabii ki biz Batı'yı iyi derecede okumamız da gerekiyor. O da ayrı bir parantez konusu. Sıra bakmayın. Platon'dan beri hala diyalektik kullanıyor Batı yani. Evet. Ki bu en büyük handikaplarıdır. Evet. Ama bu diyalektiği öyle bir dünya yaymışlar ki sanki bilimin temelinde bu var ve biz bunu kullanmadan bilim yapamayız gibi bir algı oluşturulmuş durumda. Kuantum o şeyleri yıktı. Bunların modern Batı'nın üzerine oturduğu yaklaşımlardan birincisi mekanik evren görüşüydü. Diğeri de metodolojik olarak indirgemeci yaklaşımdı.
başımda. Konu uzun, belki onun üzerine uzun uzun konuşuruz. Şimdi artık onlar da yumruk yemiş boksör gibi, hani dünyanın mekanik bir evren olmadığı, indirgemeci yaklaşımın değil de bütünlemeci bir yaklaşım olduğu ortaya çıktıktan sonra onlar da şimdi yeni bir yol bulmaya, yumurtayı, zihni yumurtayı döllemeye çalışıyorlar. Şimdi ellerinde bir yumurta kaldı ama bunun içinden ne çıkacak? Onlar şimdi İslam çıkmasını da ya da hikmet çıkmasını diyeyim istemiyorlar. Ama böyle bilmedikleri de bir ortamla karşılaştılar. Şimdi onu emperyalizm şeyiyle döllüyorlar. Yani o, oradan o çıksın istiyorlar. Ama tabii bu 250 yıldır yani aydınlanmadan beri dölledikleri tavuk bu yumurtayı vermedi. Onlar da Batı entelijansı da şimdi felsefi açıdan acayip kabızlık çekiyorlar. Evet. Yani, hatta şu an Batı felsefesinde şöyle bir şey var. Eskiye, orta çağa dönmek istiyorlar. Böyle bir arzuları da var. Çünkü insanları kontrol edemiyorlar artık toplulukları, kitleleri. O orta çağda din temel üzerinde, yani o algı üzerinde kontrol ettikleri o toplulukları, kavimleri yine o kilisenin altından toplayıp yine fikirlerini empoze etmek istiyorlar. Tabii bunu başarmak artık ne kadar ideal bir düzen olabilir onlar için bilmiyorum ama o kabızlık kısmına atıfta bulunabilecek bir bilgi olarak sunabilirim ben de bunu hocam. Evet. Hocam şimdi biz Genç Kitaplar projemiz kapsamında her yıl ulusal yarışma düzenliyoruz. Kısa film yarışması. Bunu ilk sene dijital çağda okumanın önemi olarak belirlemiştik. Geçen yıl vefa idi. Bu yılki temamız da merhamet. Evet. Muhteşem. Çok kıymetli bir konu. Hatta biz bunun üzerinden bir merhamet yangını, o alevi işte palazlandırmak istiyoruz, bir coşturmak istiyoruz onu. Merhamet sizin için neleri çağrıştırıyor hocam? Ne anlam ifade ediyor? Merhametli insan dediğimiz zaman bu insan hangi özelliklere sahip olmalıdır? Hocam temele demişler ki bu göstermişler, bu demişler bilgisayar. Ne işe yarıyor? Bunu ne sorursam biliyor demiş. Temelde gayet sanki ne var ne yok demiş. Şimdi merhamet biraz böyle, merhameti tarif etmek bir sonsuzluğu tarif etmeye çalışmak gibi. Merhamet bildiğim kadarıyla Arapça rahime sözcüğünden rahim eder. Merhametle rahmet, rahim aynı kökten. Yine bir doğumu mu acaba işaret ediyor orada? Yani rahimden kastımız şu, yani anne rahiminden o doğan şeyler var ya. Acaba o doğumu mu işaret ediyor orada? Bir mucize mi? Şimdi rahime gelmeden önce rahmetle başlayalım. Türk Dil Kurumu'nda açarsanız ne diyor? Acıma duygu. Türk Dil Kurumu'nda genelde bizim hayatta da bildiğimiz şey budur. Merhametlidir acıma duygusu. Bizde merhamet denince başkasında eksik olan şeyin acısını kendi yüreğimizde duymak. Ben öyle tarif ediyorum meseleyi. Hani birinde bir şey eksiktir, sen o acıyı kendi yüreğinde duyuyorsun. Teyze poşeti taşıyamıyordu, gücü yoktur. Sen o acıyı hissediyorsun ve onunla ilgili de bir şey yapman icap. Şimdi işin rahmet tarafında da Allah-u Teala'nın kullarına hiçbir sıkıntı çekmeyecek şekilde ömürlerini devam ettirecek ihsan ve ikramda bulunması. Hiçbir sıkıntı çekmeyecek derken yanlış anlaşılmasın. Rüzgar büyük bir rahmet. Ağaçları döller, değil mi? Hı hı. Çiçekleri döller, senin hiç haberin yok. Sen gider meyve yersin, böyle bir ihtiyacın var. Yani senin ihtiyaçlarını, yarattığı bütün mahlukatın ihtiyaçlarını karşılıksız olarak Allah-u Teala'nın ihsanı, ikramına rahmet diyoruz. Bizim de bir başkasının eksikliğinin, bir başkasının çektiği eksikliğin acısını yüreğimizde duymamıza merhamet diyoruz. Şimdi çok böyle merhamet kelimesini çok kullanırız da içinde dolanırken üstümüz döner kelimenin. Hani içi o kadar böyle nur ve rahmet dolu ki, rahmet kelimesi de orada. İnsan bu kelimenin, ben hani düşünüyorum şimdi, içinde dolanırken de bir nur sarhoşu oluyor. Kelimenin kendi nurdan. Rahmetli Necip Fazıl Reis Bey de çok güzel söyler, der ki su gibi, hava gibi muhtaç olduğumuz bir iksir der merhamet için. Baş aşağı duran insanlığı baş yukarı çevirecek bir kudret merhamet. Şimdi merhamet kelimesinin son günlerde ya da içinde yaşadığımız medeniyette daha önemli hale gelmesini sağlayan şey nedir? Bu kadar, hani daha doğrusu bunu niye masanın üstüne koymak lazım bu kadar büyük, değil mi? Hani çünkü Batı'nın merhamet kelimesinin karşısına koyduğu kelime menfaat. Batı kendi,
bizim İslam medeniyeti merhamet üzerine kurulmuş. Başlarken ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Her işe başlarken biz Allah'ın merhametine sığınıyoruz. Yani her işe başlarken önce bir o rahmeti. Batı her işe başlarken menfaate sığınır. Benim şimdi çok garip de iktisata başladık. Birinci ders hoca dedi ki insanoğlu rasyonel davranır. Homo economicus. Nedir dedi hoca? Dedi ki amcanın bir bakkalı var. Bir de Yahudi bir zenginin bakkalı var. Yahudi zengin 2 lira eksik satıyorsa da sen amcamdan alıyorsan akıllı bir davranır. Göstermiyorsun dedi. Ya dedim hocam daha ilk gün 2 liraya amcamı satmayı öğrendik. Bu nasıl okul dedim ya burayı bırakalım. Niye? Çünkü öne koyduğu şey menfaat. Menfaati öne koyalı 250 yıl olunca merhamet daha bir anlamlı oluyor. Eskiden her evin bir kedisi vardı köylerde. Değil mi? Köylerdeki bir şimdi bir kedi almak çok fantastik bir şey oldu. Hatta eve alıyoruz falan. Ve entelektüel bir şey gibi görünüyor. Evet. Hayvan sevgisi, evet. İşte köpek evet. Sahiplendim. Aman yarabbim ne büyük bir şey yaptın. Evet. Evet. Bunu sosyal medyada paylaşanlar evet. Olsun vesaire. Evet. Ne menfaat o kadar kabardı yani, ki. Evet. Bu buradan tekrar meselenin özüne dönelim. Hani işin başı aslında bizim hikmeti tanımı. Hikmetin kendisinin merkeze koyduğu şey rahmet. Allah Teala'nın biz seni inne erselnake illa rahmeten lil alem. Yani alemlere rahmet olarak gönderdi. Evet. Dolayısıyla Allah'ın gezegenin yani bu yaratılmışın bütün kainatın temeline koyduğu kelime merhamet. Rahmet yani. Bizim onun halifesi olarak hani ben şeytan öyle demişti ya Allah, ben meleklere demişti, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Biz de Allah'ın bir halifesiyiz. Bizim Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde vahiyden alıp kendi hayatımıza koyacağımız şey de merhamet. Yani Allah Teala'nın kullarına yaptığı rahmet, bizim de oradan onun halifesi olarak temele, hayatımızın temeline koyacağımız şey merhamet. Ama modern zaman, Çin'de yaşadığımız dünyadaki, şimdi konuyu başa bağlayayım ben, çok güzel bir yere geldik konuyu. Hani ben böyle severim, askerden öğrendim onu. Hani konuştuk da en son ne konuştuk onu belki şey yapmak, ayarını, mani, efradını cami diyorlar ya. Sonuçta ne konuştuk? Şimdi bu konuyu başa bağlar. Kitapla ilişkimiz, hikmetle ilişkimiz, bilgiyle ilişkimiz doğru oturunca kelimelerle ilişkimiz de doğru oturuyor. Kelimelerle ilişkimiz doğru oturunca bu sefer kendi ruhumuzda ve bedenimizde de inkılap yapabiliyoruz İbrahim Kalın'ı. Hikmetle ilişkimizi doğru oturttuğumuzda ilk ortaya alıp kendimize, nasıl söyleyeyim, şekerin çaya karıştığı gibi içimize karıştırmamız gereken ilk kavram rahmet ve merhamet kavramı. Onun için benim hani sizin bu soru dizininizi de çok beğendim. Mündemiş derdi Osmanlı. Hani birinin ötekinin içinde saklı olma durumu, kokusu gibi de mündemiş ya. Şimdi sizin de hakikaten birbirini çok destekleyen bir kavram oldu. Çünkü bu merhamet ve rahmet kavramı bütün alemin varoluş sebebi zaten. Ve bizim medeniyetimizin de üzerine oturduğu kavram. Medeniyet nedir? Hemen onu alalım. Medeniyet, biz şöyle tabi Medine, medeniyet, Medine'de. Taşa, toprağa vahiy insana vahiy giydirme. Biz taşa, toprağa her yere girdi giydirdiğimiz ilk kavram merhamet. Biz mesela iktisat, economics. Economics değil mi? Kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları en çok, en iyi karşılamaya yarayan bilim dalı. Peki iktisat bir ekonomi faaliyet güderken yaratılmış hiç kimsenin aleyhine olmama demek. Yani biz, iktisatta olma diyoruz yani biraz. Evet. Oradan mı? İktisat kavramıyla economics aynı değil. Değil, evet. İktisat hiç kim, yani rahmet tecellisiyle, hani diyor ya Sultan Süleyman, yarahtı yer ziyan etse karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? O da ne diyor ona? Yarın Hakk'ın huzuruna varınca, değil mi? Hakk'ın alır Süleyman'dan karınca. İşte bu neyin sorusu? Rahmetin ve merhametin. Zaten hocam burası bencillikten de arındırılmış yer değil mi? Tabii.
Çok yani, güzel temas ettiniz. Bencillik dediğimiz kavram da hep şöyle tanımlıyoruz ya biz bencilliği. Ya kendimize pay biçelim. Hayır, bencillik dediğim şey aslında karşıdaki insandan kendi konfor alanını yaratmasını beklemektir biraz da. Hani bundan arındığımız zaman yani karşıdaki insandan yani bana dair bir şeyleri bekleme arzusuna girmemek zaten bencillikten arınmaktır. Hani iktisadın işte bu herkesi kollayan, gözeten gerçek manası da bu bencillikten arınmanın ta kendisidir diye düşünüyorum ben. Eyvallah, eyvallah. Doğru buyurdunuz. Şimdi Batı fayda maksimizasyonu dediğimiz şey, Batılı'nın, Adam Smith'in bütün iktisat temellemelerinde görülen fayda maksimizasyonu nedir? Kişisel olarak en çok menfaat sağlayacağın durumdur. Başkasının aleyhine de olsa. Başkasının aleyhine de olsa en çok Adam Smith ne der? Herkes faydasını maksimum yaparsa toplum faydası da maksimum. Burada çok enteresan bir yere geldi. Şimdi Batılılar gayri safi milli hasıla hesaplamalarında tabiata verdikleri zararı eksi yazıp üretimden düşmezler. Niye düşmezler? Çünkü onlarda yaratılmışa merhamet yoktur. Tabiatın kendini hizmet aracı olarak görüyorlar. Aynen, ağzınıza sağlık. Ama biz tabiatın kendimize hizmet için yaratıldığını görmeyiz. Biz beraber. Orada işte bizim medeniyetimiz daha işin başında. Bütün tanımını, bütün hayat ilkesini rahmet ve merhamet ilkesine dayandırmışız. Babaannem rahmetli yağmur az evvel söyledi mi? Rahmet yağıyor der. Hani bütün olan bitene rahmet nazarıyla bakmak. Dünya güneşin etrafında oluyor. Güneş kendisi saatte 848 bin kilometre hızla yanılmıyorsam sonsuza akar. Dünya hem onunla beraber sonsuza akar hem de güneşin etrafında saatte 107 bin kilometre hızla döner. O arada kendi etrafında da 1670 kilometre hızla döner. Buna baktığında ama bizim saçımız bile havaya kalkmıyor değil mi? Sizin saçlarınız uzun. İşte rahmeti bu aleme bakışta o rahmeti göremiyorsan bu sefer fayda batı temelli düşünüyorsan fayda maksimizasyonu. Fayda maksimizasyonu nasıl oluyor? Sen seni bitiren, bütün planları seni yok etmek olan şirketlerin malını daha ucuz oldukları için alıyorsun. Niye ucuz? O zaten dünyanın öbür tarafını sömürmüş, sermaye etmiş. Gelmiş şimdi sana mal satıyor. Tabii ki ucuzsa çünkü çok ciddi kitlesel üretim yapıyor. Fayda maksimizasyonu ne oluyor? Kurulan düzende seni kapitalizme esir etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. O medeniyet onunuza. Oysa biz bütün ilişkilerimizde, ilişki sarmalımızın her bağlantısında meseleyi rahmete ve merhamete bağlamak zorundayız. Yoksa insanlığın vicdanı kokar ki kokuyor bugün. Anladın mı? Yoksa ölüler bir sayı hani Necip Fazıl diyor ya, insanlar zindanda birer kemmiyet. Hakikaten yoksa ölüler bir sayı oluyor. 5000 kişi öldü, 10000 kişi öldü, 20000 kişi öldü. O vahşeti de hani menfaat maksimizasyonu ne oluyor? Devletler de menfaat maksimizasyonu yapılıyor. Ne diyor bir devlet? Diyor ki şimdi şöyle bakıyor. İsrail'le kötüleşmek aleyhimize mi, lehimize mi? Orada ölenlerin hiç öyle bir anlamı yok. Fayda. İşte söylediğimiz Batı'nın üzerine oturduğu fayda bizimkisi de biz Aceh'e donanma göndermişiz. Yani o kadar uzağa niye donanma göndermişiz? Ya onların bizimle bir alakası yok. Hollandalıların onların kadınlarını tecavüz ediyor, erkeklerini köle alıyor. Niye? Çünkü bizim temelimiz merhamet hocam. Lafı da uzatmış olduk, kusura bakmayın. Bu da şey, bu arada sorularımız bitti. Tüm bu diyalogumuz, sohbetimizden şu sonucu çıkartıyorum ben. Hatta bunu sen önce Bedri Gencer hocayla bir derste hakikat kavramı üzerinden bir tanımlama yapmaya çalışıyorduk bilgi sosyolojisinde. Hakikat nedir, işte gerçek nedir vesaire. Ve şey demişti bize en sonunda, aşk olmadan meşk olma. Ama bu sözü ne çağrıştırıyor size demişti. Demek ki o hakikate ulaşmanın o gayreti gerçekten aşk olmadan meşk olmaz sözüne bizleri itiyor hocam. Yani tüm bu diyalogumuzun neticesini ben buraya bağlamak istiyorum tabii, müsaadenizle. Tabii. Mevlana ne diyor? Gemi neredeyse deniz oradadır. Aynen hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Çok eyvallah. Teşekkür ediyorum. Genç ben kitaplarla ilgili olan kısmım benim burada bitti. Çok güzel bir sohbet oldu. Allah ben teşekkür ederim. Sorular da hani hakikaten zihin açan birbiri içinde böyle mündemiş birbirini takip eden çok güzel sorular. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.